yapmak için devlet desteğini elimize almamız lazım. Şimdi her şeyi devletten beklemiyoruz biz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Mesela şu ana kadar bizim devletten bir desteğimiz yok. Devlete bile kendimizi tam tanıtamamışız. Devlet derken yönetime. Şimdi biz üstümüze düşeni yaptık. Ne yaptık? Kulüp kurduk. Okçu yetiştirdik. Kültür mirasımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Kültür mirasımızı canlandırdık. Ancak önümüz kapalı. Nedir? Tesisimiz yok. Kulüp faaliyet gösterecek sahamız yok. Buna benzer bir sürü engel var. Ancak tabii ki durup dururken de kimse kimseye bilmediği bir konuda yardım etmez, önünü açamaz. Dolayısıyla federasyona ihtiyacımız var. Biz federasyonun lazım olan evraklarını, teknik bilgilerini hazırlıyoruz. Altyapı oluşturuyoruz. Yeterli sayıda il ve teşkilatlarımızı tamamlayacaksınız. Teşkilatlanıyoruz. Yakın zamanda inşallah Ankara'nın başını arıtacağız. İsteklerimizi ileteceğiz. Federasyonumuzun kurulmasını sağlayacağız. Hedefimiz bu. Peki efendim. Biz de tabii çok önemli bir misyonu vizyona koymaya hazırlanıyorsunuz. Çıkmış olduğunuz bu arada başarılar diliyoruz. Son olarak Sayın Kaymakam çok önemli bir misyonu. O da tabii ev sahipliği yapıyor. Bu değerlerin Türkiye'de çoğalması açısından bir mesajınız var mı? Ve bu organizasyonda emeği geçenlerle ilgili bir mesajınız var mı? Şimdi Türkiye'de yapılan bütün organizasyonlara katılıyorum. Görüyorum arkadaşlar çok zorluklar çekiyor. Okçulukla ilgilenen arkadaşlar. Kaymakamımızın atlı okçu olması, okçuluğu çok iyi bilmesi, bunun önemini kavraması ilgisini çekti. Bize önümüzü açıyor. Devlet dediğimiz nedir? Yönetimdir, yerel yönetimlerdir. Muhtardan başlar, Cumhurbaşkanımıza kadar gider. Şu anda bu kaymakamımız üçüncüsünü tertipliyor Havran'da ve Biga'da iki tane olmak üzere. Bu hem bizim organizasyon tecrübemizi artırıyor, uluslararası yarışmacılarla tanışma fırsatı veriyor. Geçen sene yaptığımızdan daha iyi olduğunu, aksaklıkların, eksikliklerin giderildiğini, dünyada en güzel organizasyonun Türklerin yapması gerektiğini. Evet. Çünkü biz dünyaya attı okçuluğumuzla, Türk okçuluğuyla nam salmışız, üç kıtayı fethetmişiz. Layık olduğu yere getirmemiz için sağ olsun canla başla çalışıyor. Bu konuda İştaş diye bir firmamız sponsorluğunu da üstleniyor. Bütün kamu kurumları, müdürler, ilçe müdürleri, tüm yöneticiler harıl harıl çalışıyor. Belediyelerimiz destek veriyor. Dolayısıyla böyle bir organizasyonu yapan, emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle basın ilgi gösteriyor. Size de çok teşekkür ederiz. Ekrumeli Televizyon olarak her zaman yanınızdayız. Çok teşekkür ederiz. Sizinle artık tanıştık, arkadaş olduk. Devamlı bizim arkamızdasınız, görüyoruz, çekiyorsunuz. Halka bizi tanıtıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Söyleyebileceğim bunlar. Çok teşekkür ederim. Biz de tabii geniş bir kapsamlı açıklama oldu. Kolay gelsin, yolunuz açık olsun diyoruz. Başarılar ve sizi takip etmeye de devam edeceğiz efendim. Kolay gelsin. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Çıkartmadığı için teşekkür ediyorum.
Evet, ikinci Bigas Ancak Bey, Osman Bey, okçuluk müsabakaları devam ediyor. Ama sıradan müsabakalar değil. Tabii Fatih Genel muhteşem bir kaymakam. Ama diğer illerimizde de buna benzer kaymakamlarımız var ama kültür mirasını taşıyan bu etkinlikte sanat dünyasının çok büyük katkıları var. Bırakın burada vereceğimiz örnekleri, katkıların değil, federasyonun özellikle kulüpler bazında İstanbul Okçuluk Kulübü'nün içerisinde bir isim var. Şimdi onu ekranlarınıza getireceğiz. O destek vermiyor, adeta yaşıyor. Çünkü o kulübünde kurucu üyelerinden ve takım kaptanı Cemal Hünal. Ve o bir ıssız adam ve aynı zamanda da Osmanlı tarihini, kültür mirasını TRT'deki o güzel dizisinde hayata geçiriyor. Şu an yavaş yavaş, tabii 9 atında kulüpte bulunduğu, birbirinden önemli kemankeşlerin bulunduğu o kulübün duayenlerinden ok yay kuşanıyor, ok atıyor. İşte Cemal Hünal. Efendim, öncelikle sizi burada yakaladık ama büyük keyif aldık. Ne ben güzel. Anlatmaya çalıştım. Zaman zaman Candan Erçetin Özel Çocuklar Projesi'nde destek veriyor. Çıkıyor, konserler veriyor. 8 yıl desteğini devam ettiriyor. Ama siz bir fiil burada müsabık durumundasınız. Önce bu geleneksel kültür mirasını taşıyan etkinliği bir anlatalım. Sizin için neler ifade ediyor? Bir kere bu kadar, ya bu işte uğraşan bu kadar insanın arasında olabilmek çok büyük bir mutluluk. Çünkü ancak birbirimizden öğrenerek geliştirebildiğimiz sporlar bunlar. Bir şekilde tarih içinde kaybolmuş ve aslında tekerleği baştan icat ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Müzelere gidiyoruz, müze araştırmaları yapıyoruz. Yurt dışındaki araştırmaları takip ediyoruz. Teçhizatlı biniş nasıl yapılıyor? Atlar nasıl eğitilmeli? Ne teçhizat kullanılmalı? Nasıl şekilde taşınmalı? Çok teferruatlı aslında, dipsiz bir kuyu. Burası Biga bizim için bir kale. Ve Fatih Bey bu konudaki desteğini her zaman sürdürdü. Çok büyük motivasyon ve sevgiyle bu işin arkasında durdu. Ve hepimiz için burada olabilmek, bir arada olabilmek çok büyük bir mutluluk. Evet. Şimdi ben biraz önce anlattım, çok da gurur duydum. Şimdi yayın durumu, yayın okun kullanılması, at üzerinde sizin en güzel yanlarınızdan birisi, yani atlı bir okçu oluşunuz. Biraz yani örtüşmesi, desteklemesi açısından bize yayın kuruluşu, okun neler hissediyorsunuz, nasıl yapılıyor, nasıl atılıyor? Tabii şöyle temel olarak göstereyim. Şimdi bu elimdeki yay Macaristan'da Çaba Grozer tarafından imal edilmiş bir yay. Ben ilk defa bundan bir 12 sene kadar önce ilk defa Çaba'nın yaylarından buraya getirmiştim. İlk defa bir okçuluk araştırma grubu kurmuştuk. Bir dernekleşme olmuştu. Ama benim asıl derdim bir atlı okçuluklaydı. Bunun Macaristan'da yapıldığını görmüştüm. Benim için çok ilham verici oldu. Macaristan'da bu işin modern babası olan Lajos Kaşay var. Doğanın içinde bir okulu var. Yaklaşık 20-25 senedir bu işle uğraşıyor. Ve aslında hepimiz onun arkasından geldik. Çok önemli bir canlandırma. Çok ilginç. Evet. Macaristanlı bir ok ustası ata binen ve sizin onun arkasından geldiğinizde ve aynı zamanda hocanız durumunda. Evet, evet. Geçen sene geçtiğimiz Haziran ayında Ürdün'de gittiğim bir müsabakada kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Gerçekten inanılmaz marifetli, çok büyük bir araştırmacı, gerçek bir centilmen. Çok alçak gönüllü ve inanılmaz marifetli. Yani bizim burada 3 ok attığımız parkurda kendisi 7 ya da 8 tane oku isabetli bir şekilde atıyor. Dolayısıyla aslında kat edecek çok yolumuz var. Yani 70 metre mesafe veya 50 metre mesafe içerisinde. Peki özellikle yapmış olduğunuz yani dizilerde yapmayı kendi alanınızda, sanat dünyasında da hangi rollerde? Mesela Issız Adam'da gönüllere taht kurdunuz. Genç kızların, gençlerin sevgilisi oldunuz. Ama şu anda TRT'de çekmiş olduğumuz çok anlamlı bir dizide. Hangi size göre yüreğinizde? Tabii sanatçısınız, tabii mutlaka her proje önemli yani, ama. Bir oyuncu olarak benim için her zaman mümkün olduğu kadar farklı şartlarda çalışıp farklı karakterleri canlandırmak daha yaşayan bir tecrübe haline geliyor. Issız Adam benim için çok özel bir projeydi. Zaten çağınla bir yönetmen olarak çalışmak çok büyük ayrıcalık. Evet. Kıyam benim çok isteyerek kendimi kovalayıp girmek istediğim bir projeydi. Çünkü ben en çok dönem filmlerini seviyorum. Hepsinin farklı yeri var benim için. Hepsinin tabii yeri ayrı. Ünlü bir usta Sayın Türkan Şoray. Önemli İnanılmaz. Türkan Hanım yürüyen bir ışık hüzmesi. Hani cennetten gerçekten. İnanılmaz bir varoluş var ve o setteyken zaten her şey bir fısıltıya dönüşüyor. Gerçekten çok güzel. Onunla beraber çalışmak büyük ayrıcalıktı. Şu anda zaten örtüşen çok güzel, hem fizik durumunuz hem yakışan bir portre var. Peki efendim, biraz İstanbul okçuluktan bahsedelim. İstanbul'un neresinde kulübümüz? İstanbul Atlı üyeler, Okçuluk. Kaç at var? Kaç okçu var? Aslında İstanbul Atlı Okçuluk Spor Kulübü'nün yaklaşık 12 senedir bir araştırma sürecinden geçiyor. Farklı danışmanlarla bir araya gelip farklı yerlerde eğitim görüp
farklı eğitmenlerle çalışıp kurduğumuz bir yer. Ama bizim asıl amacımız, dedi ki yani idman yapabileceğiniz bir platform olsun. Fakat atlarımız ahırda değil, dışarıda olsunlar. Daha doğal bir eğitim verelim. Eğitime daha çok vakit harcayalım. Daha sağlıklı, daha mutlu atlarımız olsun. Bunun temeliydi. Bugün onun meyvesini yiyoruz burada. Gördüğünüz gibi bizim atların hiçbirinde acı kantarma yok. Kazan özengi kullanılmıyor. Genel olarak çok özenle baktığımız, kendimizden daha iyi baktığımız hayvanlar. Bizim için onlar Allah'ın emaneti. Biz o şekilde bakıyoruz. Ve bütün sorumlulukları bizde. Çünkü at kendini eğerleyip de gel bana bin demiyor. Evet. Dolayısıyla bütün zaten çilemizi, cefamızı çekiyorlar. Biz de onlar için en iyisini yapıyoruz. Ve bu kulübün kuruluş amacındaki en temel öğe buydu. Ondan sonrası tabii biraz daha zor gelişti. Çünkü teçhizatlanmak gerekiyordu. Ve hani bu kadar teçhizatı bir araya getirmek gerçekten kolay bir iş değil. Ama zaten kulübün daimi çalışanları var. Bunlar günlük olarak atlı okçuluk çalışıyorlar, atları eğitiyorlar, yer okçuluğu çalışıyorlar. Ama genel konsantrasyon genellikle atlar üzerine. Atların bakımı, tımarı, beslenmesi, belli bir sırayla belli gruplar hallerinde, işte anlaşan gruplar olarak çayıra salınmaları, geri toplanmaları, ortalığın toparlanması vesaire. Bunun dışında kalan vakitlerinde tabii mümkün olduğu kadar sadece atlı okçuluk değil, kılıç olsun, söğüt kalkan olsun, mızrak olsun, cirit olsun, tüm bunları parça parça çalışıyoruz. Bunları geliştirmek için, doğru teknikleri öğrenmek için yurt dışında arkadaşlarımız var. Slovakya'dan bugün müsabık olarak burada olan Ivan, bizim kılıç hocamız. Polonya'dan at eğitmenleri geliyor, çok iyi arkadaşlarımız. Evet. Gelip bize diyorlar ki ne yapıyorsunuz? Bunu düzeltin, şunu düzeltin, öyle yapılmaz, böyle yapılır. Biz de alabildiğimizin, hatırlayabildiğimizin, becerebildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz gerçekten. Peki bu aktivitede 2 gün sürecek 15 Eylül'deki aktivitede neler yapacaksın? Yani neler, at bineceksin? Kaç kategoride ok atacaksın? Şimdi atlı okçulukta yarışıyorum ben. Bir Memlük parkuru var. O da 4 nala giderken sağda 2 tane hedef var. Bir ileri atış, bir geri atış. Solda 2 hedef. Bir de sağda hedef var. Ya yay eli değiştirilerek ya da vücutla dönerek yapılması gereken bir zor atış. Biz buna Memlük parkuru diyoruz. Memlük parkurunun arkasından özellikle Osmanlı Türklerine özgü olan kabak atışı var. 7 metrelik bir direğin üzerindeki bir tepsi geçirirken vücutla beraber dönüp yukarı doğru bir atış yapılarak gerçekleşmeye giriyor. Çok zor bir atış. Aslında severek yaptığınız hiçbir şey gerçekten zor değil. Hani bunlardan hiçbiri kolay değil ama gerçekten uygulamaya geldiğinde hani sadece bunu yapmanın bir mutluluğu ve yaşanması anı var. Evet. Bence buradaki sporcuların genel olarak başarısı zaten ona buradan bağlı. Geliyor, evet, buna bağlı. Tabii dikkat açısından biraz daha kabak olayını tabii yaya okçuluğunda birkaç mesafeden sonra uzun menzil atışları. Tabii biz Fatih Genel sayesinde bunları öğrendik ama sizin katkınız çok büyük. Efendim tabii geleneksel kültür mirası taşıyan sporların tanıtılması, yaşatılması çok büyük fedakarlıklar ve destek istiyor. Bunlardan bir tanesi de sizsiniz. Vallahi, Türkiye'de tam olarak tanıtılıyor mu, destek alıyor mu? Şimdi bizim kulübümüz yaklaşık 7 ay önce kuruldu. 7-8 ay önce. Bir kulübün ana sponsoru var. EA Havacılık. Özel jet üreten bir firma. Dünyada kendi sınıfındaki en hafif, en hızlı jetleri üreten firma. Evet. Bize sponsor oldu. Aylık masrafımızın ciddi bir kısmını karşılıyor. Ayrıca ONOK çok bu önemli. Müsabaka için bütün mühimmatımızı tedarik etti. ONOK'u kutluyoruz buradan. Tabii. Çok da teşekkür ediyoruz kendilerine. Çünkü hani... bizim giderimiz çok fazla. Yani atların